Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, kıymetli izleyicilerimiz, öncelikle sizleri yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti inşallah hepimizin üzerine olsun. Kardeşlerim, bugün inşallah sizlerle birlikte okumuş olduğumuz 8. cüzün bizlere ifade etmiş olduğu mesajları, kaideleri, esasları inşallah genel hatlarıyla öğrenmeye çalışacağız. Bunları en güzel şekilde sizlere açıklamaya çalışacağım. Şöyle bir cüzümüze baktığımız zaman, değerli kardeşlerim, cüzümüz iki sureden oluşmaktadır. Birincisi En'am suresi. En'am suresinin 111. ayetinden itibaren başlıyor, sonuna kadar. İkincisi ise A'raf suresi. A'raf suresinin de başında 87. ayete kadar cüzümüz devam etmektedir. Kardeşlerim, tabii ki bu cüzleri irdelemeye, açıklamaya çalışırsak öncelikle En'am suresinden başlayabiliriz. Öncelikle neden bu sureye bu isim verilmiştir? Onu kısa bir şekilde özetleyeyim. En'am kelimesi koyun, keçi, sığır, deve cinsinden olup kurban edilmeye elverişli olan hayvanlara verilen bir isimdir. Bu sure içerisinde de müşriklerin kendi sapkın inançları gereği, kendi yanlış inançları, adetleri gereği bu hayvanlarla ilgili uygulamalarından dolayı, yanlış durumlarından dolayı ve bunlar burada anlatıldığı için, böyle bir dikkat çekildiği için dolayısıyla bu sureye bu isim verilmiştir. Şimdi suremizin 111. ayetinden itibaren, En'am suresinden bahsediyorum. Baktığımız zaman şunu görürüz evvela. Bir kere Kur'an-ı Kerim'in Yüce Rabbimizin kelamı olduğunu ve onun hiçbir kelimesinin, hiçbir cümlesinin değiştirilemez olduğunu öğreniyoruz. Ve maalesef Kur'an-ı Kerim'in de indirildiği toplum olan müşriklerin de kalplerinin şeytanın desiseleri, şeytanın hileleri altında, baskısı altında kaldığı için onların tabii ki Kur'an-ı Kerim'i kabul etmedikleri, Kur'an-ı Kerim'i benimsemedikleri vurgulanmıştır. Bu durum da bize gösteriyor ki yani her ne kadar hidayet nasip meselesi olsa da aynı zamanda hidayet bir irade meselesidir. Yani insanın kendi davranışlarıyla, kendi söylemiyle, teslimiyetiyle, içselliğiyle bunu yani kendisini buna hazırlaması gerekiyor. Hidayete hazırlaması gerekiyor ve şeytanın etkisi altına girecek, şeytanın baskısı altına girecek bütün eylemlerden, bütün davranışlardan kendisini uzak tutması gerekmektedir. Suremizin ilerleyen bölümlerine baktığımız zaman değerli kardeşlerim, şunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz müşriklerin yapmış oldukları yanlış hükümlerden, yanlış uygulamalardan, yanlış inançlardan bahsediyor. Ve şunu görüyoruz. Peki bu müşrikler hangi yanlış inançlara saplanmışlar? Hangi yanlış adetlere saplanmışlar? Baktığımız zaman birinci olarak müşriklerin yapmış olduğu birinci yanlış, şirk inancına mensup oldukları için tabii ki putlar adına bazı kurbanlar kesmeleri. Ve tabii ki bu kurbanları keserken de Yüce Rabbimizin ismini anmadan bu işlemi yapıyorlar. Cenab-ı Allah Azze ve Celle de sakın ha, yani Allah'ın isminin anılmayarak kesilen kurbanları, kesilen o hayvanları yemeyin diyor. Eğer bunları yerseniz, bunları kabul ederseniz ve innehu lefiskun. İşte bu apaçık bir günahtır, apaçık bir yanlıştır. Bunu bize Cenab-ı Allah Azze ve Celle bildirmiştir. Dolayısıyla bizler de tabii ki kurbanımızı keseceksek ya da bütün eylemlerde aslında bu geçerli. Bizim niyetimiz Allah rızası olmalıdır. Yüce Rabbimizin rızası doğrultusunda eylemlerimizi yapmak durumundayız, ibadetlerimizi yapmak durumundayız. Kurban da buna dahildir ve tabii ki besmele ile Yüce Rabbimizin ismini anarak bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yine bununla ilgili olarak Cenab-ı Allah Azze ve Celle
bir ayetinde buyuruyor ki hani وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُ مِمَّا ذُكْرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Yani Allah'ın isminin anıldığı kurbanları niye yemiyorsunuz? Şimdi bu ayetle ilgili olarak hani iki görüş zikrediliyor. Birinci görüşe göre şunu söyleyeyim. Müşriklerin inancına göre müşrikler diyorlar ki hani ölü eti yemek, meyte eti yemek insanın kendisinin avlayıp da getirmiş olduğu, boğazlamış olduğu o hayvanın etini yemekten daha iyidir. Böyle sapkın bir inançları var. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de işte soruyorlar. İşte Allah size ölü etini haram kıldı. Niye böyle yaptı? Niye böyle yapıyorsunuz? Bir anlamda Müslümanların da zihniyetini, Müslümanların da inancını bozmaya çalışıyorlar. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki sakın ha onları dinlemeyin. Ölü eti yenmez. Sizin kendi boğazlayarak kendinizin Allah'ın ismini anarak kesmiş olduğunuz hayvanlar helaldir, diğerleri helal değildir. Sakın ha onlara inanmayın, onlara güvenmeyin. Yine bununla ilgili olarak bir başka rivayet de şudur ki bazı Müslümanlar sırf züht gereği, yani ibadet gereği inzivaya çekilmek istemişler ve kendilerini bir takım böyle dünyanın nimetlerinden mahrum etmeye çalışmışlar. Buna mukabilde yani buna binaen de Allah Azze ve Celle diyor ki hani niye bunları kendinize haram ediyorsunuz, kendinizi niye mahrum ediyorsunuz şeklinde Rabbimizin burada bir ikazı var. Dolayısıyla biz de diyoruz ki hani insan tabii ki hani perhiz, rejim ve diyet dediğimiz insan sağlığının gerçekten önemini vurgulayan bu şeyleri bir kenara koyarsak bir insan sağlığını tehdit edecek şekilde, sağlığını bozacak şekilde kendisini aç bırakması ya da açlık grevlerine girmesi doğru değildir, caiz değildir diyoruz. Suremizin mesajlarına devam edelim. Dedik ki müşriklerin bu yanlış inançları var, yanlış adetleri var. Müşriklerin bir yanlış adeti de şudur. Kendi inançlarına göre, kendi uyduruk iddialarına göre bazı hayvanları, bazı ekinleri haram kılmaları. Diyorlar ki هَذِي اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. Yani işte şu hayvanlar, şu ekinler kendi iddialarınca bunlar haramdır, yasaktır. Sadece bizim dilediğimiz kişiler yiyebilir iddiasında bulunuyorlar. Şimdi Cenab-ı Allah da diyor ki hani sonuçta bu hayvanları yaratan benim diyor. Koyunu da, keçiyi de, sığırı da, deveyi de, ekinleri de yaratan benim diyor. Yani siz kim oluyorsunuz ki bu hakkı kendinizde buluyorsunuz. Bunları haram kılma ya da helal kılma yetkisini kendinizde buluyorsunuz. Yani burada Cenab-ı Allah'ın bir çıkışı var. Burada Cenab-ı Allah'ın bir ikazı var. Sakın ha böyle şeyler yapmayın diyor. Onun için yani müşriklerin bu yapmış olduğu işte şunlar haramdır, şunlar helaldir inancı kesinlikle tabii ki dinimize göre doğru değildir. Buradan biz de ne anlıyoruz? Tabii ki bizim müçtehit alimlerimiz de, bizim hocalarımız da tabii ki bir konu hakkında haram kılma, helal kılma yetkisine sahip değil. Biz bunu nasıl söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalarak, sevgili Peygamberimizin sünnetine bağlı kalarak ve müçtehit imamlarımızın bizlere bildirmiş olduğu, o istinbat etmiş olduğu o hükümlerden yararlanarak bizler fetva veriyoruz. Bizim de onların yaptığı aynı şey değildir. Çünkü onlar tamamen farklı bir inanca bağlı kaldıkları için böyle iddialarda bulunuyorlar. Onun için bizler de eğer bir şeyin haram olduğunu, helal olduğunu söyleyeceksek mutlaka bu Kur'an ve sünnete dayanması gerekir. Kesinlikle yani kendi kafamıza göre, kendi işte bana göre şöyle, şuna göre şöyle gibi durumlar olmaması gerekiyor. Yani bunun kesin kaynaklara dayanması gerekiyor. Bir de burada tabii şunu da söylemekte fayda var. Hani müşrikler işte ekinlerin haram olduğunu söylüyorlar. İşte kendi davalarınca, kendi uyduruk adetlerine göre. Cenab-ı Allah diyor ki bu ekinleri yaratan benim. Zeytin, işte hurma, çardaklı çardaksız efendime söyleyeyim bahçeler. Bunları yaratan benim diyor. Dolayısıyla siz bunlarla ilgili böyle konuşamazsınız diyor. Ve devamında diyor ki siz bunları hani yetiştirdiğinizde meyveleri, sebzeleri, ürünleri yetiştirdikten sonra bunları topladığınız zaman da
Bunların hakkını da verin diyor. Yani fakirlere, yoksullara, çevrenizdeki muhtaç olan insanlara da verin diyor. Yani bu da burada da şöyle bir atıf var. Özellikle üşür olayına, toprak ürünlerinden verilmesi gereken o zekata da bir atıf var. Dolayısıyla bizler de böyle bir ürüne, işte bu ürünlere sahip olduğumuz zaman, toprak ürünlerimiz olduğu zaman da ne yapacağız? Bunların hakkını vermek durumundayız. Yine müşriklerin saplanmış olduğu bir başka, değerli kardeşlerim, yanlış inanç ise, yanlış adet ise kız çocuklarını diri diri öldürmeleri, diri diri gömerek öldürmeleridir. Cenab-ı Allah bunu da kesin bir dille yasaklamıştır aynı şekilde. Çünkü ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Yani evlatlarını bilgisizce, hiçbir dayanağa sahip olmadan öldüren insanlar helak olmuştur, hüsrana uğramıştır. Müşrikler niçin böyle yapıyorlar? Ya rızık endişesiyle yapıyorlar, ya da işte kız çocuğun belki başka tarafa geçer, karşı tarafa, düşman safına geçer de onlar da onu kötü yollarda kullanırlar diye böyle bir kaygıyla öldürmeye çalışıyorlar. Halbuki bu dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır. Sonuçta erkek çocuğu da bir emanettir, kız çocuğu da Rabbimizin bir emanetidir. Kaldı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Yani kimin kız çocuğu olursa, onu güzel bir şekilde yetiştirirse, terbiye ederse ben onun cennete girmesine kefil olurum buyuruyor. Yani biz bunu unutamayız. Biz bunu yani kesinlikle göz ardı edemeyiz. Onun için tabii ki buradaki yanlış inancın da bizler hani bize ne gibi bir yansıması olduğunu da anlamamız lazım. Buradaki yansıması da şudur ki asla biz de bunlar gibi, müşrikler gibi çocuklarımıza karşı böyle endişeler taşımamalıyız. Ve burada şunu da bahsedeyim. İşte rızık endişesiyle çocuklarını öldüren insanlar var demiştik. İşte kürtaj meselesi yine bu durumlardan bir tanesidir. Yani işte ben yetiştiremem, büyütemem diye insanların bazı kaygıları var. Ama Cenab-ı Allah diyor ki biz sizi de rızıklandırırız, onları da rızıklandırırız. Siz korkmayın diyor. Böyle bir şey de yapmayın. Çünkü bu bir cinayettir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın da vermiş olduğu fetva da böyledir. Bir günlük de olsa, bir haftalık da olsa bir cenin hayatı vardır, canlıdır. Ve annenin ölümcül hayatı tehlikesi olmadığı müddetçe o çocuğun aldırılması caiz değildir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle müşriklerin bu kötü inançlarını saydıktan sonra diyor ki onlara şu açıklayacağım hususlara inanmalarını istiyor. Bu hususları kabul etmelerini istiyor. Nedir o hususlar? İşte birincisi onların bir kere şirk koşmaması. Elle tüşriku bihi şeyen. Cenab-ı Allah hiçbir şekilde şirk koşmaması. Allah'a bağlı olmaları. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeleri. İkincisi ve bil validin ihsane, anne babaya iyilikte bulunmaları. Üçüncüsü ve la taqtulu evladakum min imlaq, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Dördüncüsü ve la taqrabul fawahisha ma zahara minha ve ma batan, yani hem günahların gizlisini hem de açığını terk edeceksiniz. Yine devam ediyoruz. Ve la taqtulun nefselleti harramallahu illa bil hak, haksız yere de Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayacaksınız. Yine başka وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, yetim malına dokunmayacaksınız. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَنَ بِالْقِسْتِ, ve ölçü ve tartıda hile yapmayacaksınız. Devam ediyor ayetimiz. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, yani bir şey konuştuğunuz zaman, şahitlikte bulunduğunuz zaman da velev ki şahitliğiniz akrabanızın aleyhinde bile olsa doğruluktan, adaletten ayrılmayacaksınız. En son olarak da Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki ve bi'ahdi illey evfu, ve Cenab-ı Allah olan sözünüzü tutacaksınız. Hem Rabbimize karşı olan ahdinizi yerine getireceksiniz, hem de efendim söyleyeyim kendi aranızda toplumsal olarak, kendi toplumsal ilişkiler boyutunda birbirinize karşı vermiş olduğunuz sözleri tutacaksınız. Bunlar gerçekten önemli kaideler, evrensel kaideler. Dinimizin de bizlere birçok ayette, birçok surede özellikle bizlerden istemiş olduğu kaidelerdir.
İşte tevhid inancı, anne baba iyilikte bulunmak, işte yetimhane dokunmamak vesaire. Evet değerli kardeşlerim, En'am suresini bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi A'raf suresine geçebiliriz. Kardeşlerim, A'raf suresi de şu mesajları bizlere vermektedir. Öncelikle tabii ki A'raf'ın manasını söyleyelim. A'raf yüksek tepe manasını gelmektedir. Cennetle cehennem arasında bulunan bir yüksek tepe manasına gelmektedir ve dolayısıyla bu isim bundan dolayı bu sureye verilmiştir. Çünkü ilerleyen tabii ki sayfalarda yine anlatacağız biz de bu cennetle cehennem arasında bulunan bu Araf tepesinin üzerinde bir takım insanlardan bahsediliyor. Ve bundan dolayı bu sureye bu isim verilmiştir. Baktığımız zaman Araf suresinin baş tarafına Yüce Rabbimizin vaadi gereği iyi insanların tabii ki dünyada iyilik yapan insanların kıyamet gününde de sevap heybelerinin, sevap kefelerinin ağır olacağını ve onların mutlu olacağı ve onların cennete gideceğini Cenab-ı Allah bizlere buyurmuştur. Diğer taraftan dünyada kötülük yapan insanların, kötülük peşinde koşan insanların, şer peşinde koşan insanların da tabii ki kıyamet gününde de bunların terazilerinin tabii ki hafif kalacağını ve dolayısıyla onların da cehenneme gideceğini bizlere beyan etmiştir. Ve bundan dolayı da bizim ibret almamız gerektiğini bizlere söylemiştir. Ve bunun için de ibret almamız namına, ders çıkarmamız namına bize Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasından bahsetmiştir. İşte Adem Aleyhisselam'ı yarattığından ve daha sonra işte bütün meleklerin, şeytan dahil olmak üzere herkesin ona saygı mahiyetinde secde etmeleri gerektiğinden bahsetmiş. Ve bildiğiniz üzere tabii ki şeytan da kibrinden dolayı, kıskançlığından dolayı secde etmemiştir, saygıda bulunmamıştır. Ve tamamen bütün ömrünü insanların yani doğru yolda kayırmak için bütün ömrünü feda etmiştir bir anlamda şeytan. Ve tabii ki kıssanın devamında görüyoruz ki şeytan desiseleriyle, hileleriyle Adem Aleyhisselam'ı ve Havva validemizi cennetten çıkarmıştır. Fakat daha sonra tabii ki hem Adem Aleyhisselam hem de Havva validemiz yaptıkları tövbeyle, pişmanlıkla tabii ki bu günahlarından tabii ki dönmüşler ve Cenab-ı Allah da bu günahlarını, bu kusurlarını affetmiştir. Tövbelerini kabul etmiştir. Ve bir anlamda da Cenab-ı Allah bizlere de ikaz, bizlere de uyarı veriyor. Diyor ki: "Ya beni Adem'e le yeftinennekum şeytanu keme ahrece ebeveykum minel cenne." Yani şeytan annenizi, babanızı cennetten çıkardığı gibi siz de çıkarmasın. Siz de çıkarmasın. Siz de fitneye düşürmesin. Yani siz de şeytana mağlup olmayın ve uyanık olun, teyakkuzda olun. Sakın ha yani böyle tuzaklara gelmeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin diye Allah Azze ve Celle bu uyarıyı bizlere göstermiştir. İlerleyen bölümlerde değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin cennete gireceğinden ve cennetlik olan insanların işte hamdlerinden bahsediyor. Yine iman etmeyenlerin ve salih amel işlemeyenlerin de cehenneme gireceğinden bahsetmiştir. Ve bunların karşılıklı konuşmalarından bahsetmiştir. Yani misal cehennem ashabı cennet ehline bakarak diyorlar ki işte bize de nimet verir misiniz, bize de işte su verir misiniz, ama cennet ashabı diyor ki bu su, bu nimetler kesinlikle kafirlere helal değildir. Cenab-ı Allah haram kılmıştır, buyurmuştur. Bu şekilde Cenab-ı Allah bu aradaki diyaloglarda bizlere beyan etmiştir. Ve bir de arada cennetle cehennem arasında bir topluluktan bahsetmiş Allah Azze ve Celle. Onlar da Araf dediğimiz o tepenin üzerinde bulunuyorlar. Müslümanlara bakınca umutla bakıyorlar, işte diyorlar ki selam size, İnşallah biz de size katılırız diye dua ediyorlar. Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Cehennem ashabına bakınca da Ya Rabbel Alemin bizleri bu zalimler topluluğundan eyleme diye Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Son olarak değerli kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. En sonunda da Cenab-ı Allah şirkle tevhid arasındaki mücadeleden bahsetmiştir. Yani burada efendime söyleyeyim peygamberlerin toplumlara karşı, kendi toplumlarına karşı göstermiş olduğu mücadeleden bahsetmiştir. Burada işte hangi peygamberlerden bahsedilmiş? Nuh Aleyhisselam, efendime söyleyeyim Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, efendime söyleyeyim Lut Aleyhisselam, en son olarak da Şuayb Aleyhisselam'dan bahsedilmiştir. Ve hepsinin de yani bütün peygamberlerin de ilk uyarısı şu olmuştur: Allah'a ibadet ediniz,
Ondan başka ilahınız yoktur. Ondan sonra diğer uyarılarını yapmışlardır. Yani buradaki ifade çok önemli, tevhid inancı. Değerli kardeşlerim, yani bu cüzümüzün tabii ki bize ifade etmiş olduğu daha birçok mesajı ayrıntılı bir şekilde anlatabilirdik ama özet bir şekilde bunları biz ifade ettik. Rabbim inşallah bizleri en güzel şekilde hani Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan, idrak eden ve hayatında kurallarını tatbik eden kullarından eylesin. Rabbim inşallah ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbim Ramazan'ın bereketini, Ramazan'ın bu güzel lütfunu, ihsanını, feyzini hepimize nasip eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.